Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bizi takip edenler uzun süredir bekliyorlar bu incelemeyi. Dev bir monitör. 49 inç büyüklüğünde Asus'un ismi uzun. ROG Strix XK49VQ. Asus bu ROG'u artık kendi başına ve ufaktan marka haline getirmeye başlıyor. Dolayısıyla kutusunda falan da Asus'tan çok ROG yazısını Republic of Gamers göreceksiniz. Ama bir Asus ürünü. XK49 VQ. 49 inç kavisli bir monitör. Şimdi büyük monitörleri daha önce de gördük. Geniş monitörleri daha önce de gördük ama daha önce gördüğümüz en geniş monitör 21'e 9 görüntü oranındaydı. Ultra wide diye tanımlanıyordu sektörde. Bu süper ultra -wide. Bu monitörün esprisi arkadaşlar 32'ye 9 görüntü oranında. Yani iki tane 16'ya 9 hepimizin evinde olan monitör ekran yan yana konulmuş gibi düşünün. Dolayısıyla 32'ye 9 görüntü oranıyla en geniş <laughs> monitör oluyor. Ve hani 32, 49 inçte toplam genişliği var. Bu monitör iki tane 27 inç bildiğimiz 1080p 27 inç monitörün yan yana konulması gibi öyle düşünebilirsiniz. İki çift monitörle çalışıyorsanız burada tek monitörde birleştiriyorsunuz. Bir teknik özelliklerden aradan çıkaralım. Sonra hani şu anda gördüğünüz görüntü ne ifade ediyor? Nasıl kullanılıyor? Hepsini değerlendireceğiz. Şimdi 49 inç 32'ye 9 görüntü oranında bir monitör dedik. 3840'a 1080 piksel çözünürlüğü var. Yani yine iki tane 1080p ekran 3840'a 1080. Aslında yani şu şey 1080p ekranda aynı yükseklik. 144 Hz destekliyor. Güzel. Biz HDMI'da daha çok 120 Hz alabildik ama 144 Hz desteği de var DisplayPort'la kullanıyorsanız. FreeSync var. Hatta FreeSync'in sadece FreeSync FreeSync 2 değil. Bir notlarıma bakayım. FreeSync Premium Pro. Yani FreeSync'in en yüksek modeli var en yüksek versiyonu var. G-Sync'i de destekliyor ama biliyorsanız hani orada bir garanti verilmiyor. Ama G-Sync Nvidia tarafındaysanız G-Sync de bir miktar destekliyor. Kavisli ekran olduğunu görüyorsunuz. 1800R kavis ölçüsü böyle o çap daire olarak çapın ölçüsü. Çok kavisli bir ekran değil aslında. Ee, yani kibar bir kavis var. Öyle zaten kavisli ekranların biliyorsunuz hiçbiri öyle tam yarım daire gibi değildi. FreeSync'den bahsettim, HDR'dan bahsettim. Tabi monitörlerdeki HDR, televizyonlardaki HDR'ın düzeyinde olmuyor. 450 nit parlaklığı destekliyor bu. HDR'da da Display HDR 400 destekli. güzel tarafı VESA'nın Display HDR sitesinde bu monitörde Display HDR 400 kategorisinde var. Onaylı. İyi bir şey. Fakat bu Display HDR 400'ün falan 600'ün televizyonunuzdaki parlaklık düzeyinde olmadığını söylemem lazım. Biraz daha teknik konulara girersek. 10 bit bir panel bu. VA tipinde IPS değil. VA tipinde bir panel. 10 bit bir panel. Ee, renk derinliğinde DCI-P3 %90'ını destekliyor. Display P3'ün profesyonel sektörde kullanılan bir renk yelpazesi sRGB'den daha kapsamlı olduğu belirtiliyor. %90'ını da destekliyor. Mat kaplamalı bir ekran. Birçok kişi için önemli bir detay. Tabi kimisi de istemeyecektir. Ben de mat tercih edenlerdenim. Bu mat kaplamalı bir ekran. Tabii 49 inçte 4K'nın yarısı bir çözünürlük. Bunu tam 4K'da biliyorsunuz 4 tane 1080p ekrana denk geliyor ya bu tam yarısı öyle düşünün. Dolayısıyla 4k'ya gücü yetmeyen ekran kartları burada aslında daha başarılı olacaktır. Ama 49 inç gibi bir çok geniş görüntü olan alanı olunca piksel yoğunluğu 81 ppi. Ona kadar düşüyor. Tele telefonlardaki birkaç yüzlü değerleri düşünürseniz burada oldukça düşük kalıyor. Çünkü dev bir ekran söz konusu. LED aydınlatmalı tahmin edeceğiniz üzere. Ama bu ekranlar tabi bunlar monitörlerde hani öyle full array bölgesel karartma falan gibi şeyler bulunmuyor. Bildiğimiz LED aydınlatma. 178 derece görüş açısı belirtmiş Asus. Normal. 450 kandela parlaklığı söylemiştim. 3000'e bir kontrast belirtmiş yine Asus. Tamam. 4 milisaniye griden griye tepki süresi var. Bu çok yüksek bir değer değil. Yani bir zamanında tabii 10, 10 küsür 12 milisaniye 8 milisaniye monitörleri kullanıyorduk. 4 hiç fena değil. Fakat hani oyuncu monitörlerinde 1 falan olabiliyor. Onların hızında değil. Ama 144 Hz 120 Hz tazeleme hızı olduğunu söylemiştim. Notlarıma biraz daha göz atıyorum. Tabletimi de unuttum. Bugün telefonumdan okuyorum notlarımı. Kusuruma bakmayın. Şimdi bu monitöre nasıl görüntü vereceğiz? Bağlantı noktaları. 2 tane HDMI 2.0 portu var. Bir tane DisplayPort portu var 1.2. USB bağlantısı var. 2 tane dışarıya USB port, USB 3 portu veriyor. Bu monitörün üzerinde 2 tane 5 watt hoparlör de var. Yani ses de sağlıyor. Ayrıca üzerinde kulaklık mikrofon bağlama jakı var. Kullanabilirsiniz. Ee, güç kaynağı harici 47 watt belirtmiş Asus maksimum güç kullan kullanımını aşağıda duran bir güç kaynağı var. Güzel detaylarından birisi. Arayüz Şurada bir joystick var. İki tane de sağda solda tuş var. Onunla yönetiliyor. Hatta şöyle bir gireyim. Çok dolaşmayacağım ama. Türkçe arayüz. Tabii İngilizce başka dil desteği de var. Ama Türkçe'ye biz geçirdik. Dolayısıyla e, hoş bir detay. Monitörlerde pek karşılaşmamıştık. Joystick de kullanılıyor. Yine her zamanki gibi bu arayüzler hiçbir zaman çok ideal olmuyor. Bunda da öyle şey gibi özellikler var ama onları bilmiyorum kullanmak ister misiniz? İşte HDR'da özel modlar var oyununa göre, uygulamasına göre ya da mesela Game Plus diye bir özellik var. Ekrana nişangah koyabiliyorsunuz sabit tam ortasına. Biraz hile sayılır oyununa göre. Ya da işte sayaç falan açabiliyorsunuz. Konulmuş, kullanın ya da kullanmayın. Flicker Free teknolojisi olduğunu belirtmiş Asus. Bir de ultra düşük mavi ışık olduğunu belirtmiş. Şimdi güzel tarafı firmalar böyle şeyler iddia edebiliyorlar ama Asus diyor ki benim bu flicker free titreşim önleme ve mavi ışık azaltma özelliklerim TÜV Almanya'dan TÜV onaylı diyor. Şimdi otomobilini muayene ettirenler falan o TÜV'ün ne kadar sıkı şartları olduğunu bilir. Dolayısıyla Asus'un hani bu özellikler TÜV onaylı demesi kıymetli bir iddia. Bir söyle notlarıma bakayım yazılımından da bahsettik. Kutusundan bir HDMI kablosu, bir DisplayPort kablosu çıkıyor. USB bağlantı kablosu da çıkıyor. Pek hani ihtiyaç duyacağınız ek bir şey yok. Ayak tabi monitörlerde ayak önemli. Şimdi şöyle bir geniş bu geniş monitörü destekleyecek şekilde bir ayağı var. Biraz tabi açıklık olarak fazla ama zarif hani ince şöyle metal Çubuklarla tutuyor. Şimdi bu monitörü dikey duruma getiremeyeceğinizi tahmin edersiniz. Ama ne var? Ee, bir kere şu hareket var. 16 derece sağa sola. 12 santim yükseklik ayarı var. E Tamam, hani e, bunlar özellikle ben yükseklik ayarında çok e, şey veriyorum, e, önem veriyorum. Şu Yatma. Hani birazcık öne doğru ya da yukarı doğru. Şimdi çok da çekim sırasında kadrajı bozmayayım. Ama e, bakayım. 20 derece artı 20 derece eksi 5 derece o ayarda var. Kendinize göre bir e, şey getirirsiniz. Yani bu büyük dedik, dev dedik, öyle böyle dedik ayağıyla birlikte 13 kilo duvar bağlantısı olanağı var. Vesa tipi. Bağlantı noktası var arkasında. Ayağını takmayıp kola, monitör koluna ya da e, duvara bağlayabilirsiniz. Size kalmış. Evet. Böyle 4K'nın yarısı <laughs> bu monitörün 4K olmadığını defalarca tekrarlamam gerekiyor. Çünkü dev boyutu görüp otomatik olarak 4K varsayan arkadaşlar oluyor. Değil. Yarısı. <laughs> 3840'a 1080 2x1080 ekran. Şu anda birazcık kullanımına girersek arkadaşlar. Bu monitör şu anda iki ayrı cihaza bağlı. Aslında şu anda iki, bakın mouse gitmiyor, iki ayrı cihaz. Burası sağ tarafa e, Xiaomi Mi Box televizyon kutusunu bağladım. 1080p'ye ayarlı. O şu anda kumandası elimde o aktif olarak 1080p çözünürlüğünde çalışıyor gösteriyor. Sol tarafa bilgisayar bağlı. Yine Windows masaüstü 1080p'ye ayarlanmış şekilde normal bilgisayarımız burada çalışıyor. Pek yakın mesafeden göremiyorum ya. <laughs> Bunu hani tam ekran bunun bilgisayar için bütün ekran bu. Dolayısıyla pencereyi yana taşımak gibi bir durumum yok. 1080p bir ekrana bağlı. Görüyor bilgisayar kendisini. Üçüncü bir ekran daha bağlayabilirdim. DisplayPort'tan bir ekran daha bağlayıp 3 kademeye ayırabilirdim. Ya da bu ayrımı yarı yarıya yapmak modunda e, zorunda değiliz. Şöyle gelelim. Ee, şöyle 3'te 2, 3'te 1 gibi de yapabiliriz. Bakalım nasıl bir görüntü gelecek. Evet. Bu şekilde de yapabiliriz. Ee, size kalmış. Ee, yani bu, bu cihazla bu monitörde şöyle bir şey ben yine kendi moduma geçeyim. bu monitörde PlayStation ile Xbox'ı yan yana çalıştırabilirsiniz. Ya da PC ile Xbox'ı PlayStation'ı yan yana çalıştırabilirsiniz. Fakat çok önemli bir kısıtlama var. Onu şimdi özellikle belirtmem gerekiyor. Benim için de biraz şaşkınlık oldu. Yine %50-50 herkesin kendi 1080p ekranı moduna geldik. Arkadaşlar çok önemli bir kısıtlaması var. Maalesef bu modda 60 Hz'in altında hız istiyor. Tazeleme hızı istiyor. 60 Hz yetmiyor. 60 Hz'in altında olacak. Dolayısıyla cihazınız 60 Hz'in altını desteklemiyorsa bu şu özelliği kullanamıyorsunuz. Böyle bölünmüş ekran özelliğini kullanamıyorsunuz. Ee, oyuncuların tadını kaçıracak bir kısıtlama bu. Ya da hani yüksek hızda bir şeyler yapacak olanların tadını kaçıracak bir kısıtlama. Biz şimdi burada Mi Box'ı 50 Hz ayarladık. Masaüstü bilgisayarımızı 50 Hz ayarladık. Bir sorun yok. Ben günlerce uğraştım bu sırrı çözebilmek için, sorunu çözebilmek için. 59 nokta küsürlü tazeleme hızları vardır ya Windows'ta. 59.97'de çalışmıyor. 59.94 diye bir hız var. Onda çalışıyor mesela. Ama hani Windows'ta ayrı yazılımlarla kendinize çözünürlük tazeleme hızı falan ayarı yapabilirsiniz. Ama işte böyle bir cihazda nasıl yapacaksınız? Konsolda nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla bu bölünmüş mod maalesef kısıtlı. Benim 60 Hz destekleseydi hiçbir sorun olmayacaktı. Ama 60'ın 6 diye tutturması oldukça e, kısıtlayan bir şey oldu esnekliğini. Ha, ama böyle bir şey var. Hani bazı monitörlerde iki giriş falan vardır. Siz geçiş yaparsınız birinden birine. Bunun güzelliği şu. İkisini de aktif açık tutuyorsunuz. Ben mesela burada yazı yazarken burada Netflix'ten film de açabilirim. Ya da bir bilgisayarı test ediyorsam orada 3 d mark sonuçları bitti mi bitmedi mi... Dönüyor mu? Kitlendi mi? izleyebilirim. Eskiden bunu iki girişli monitörde switch yaparak yapıyordum. Şimdi izleyebilirim. Ama 60 Hz desteklememesi büyük sürpriz oldu, kötü sürpriz oldu benim için de. Çok daha esnekliği, kullanımı artardı. Satın alacak arkadaşlara şimdiden söylemiş olayım. Birçok, hemen hemen hiçbir incelemesinde, daha doğrusu hiçbir incelemesinde ben yurt dışında bu bahsedildiğini görmedim. Bu bölünmüş modda 60 Hz'in 6. Böyle bir şart var. Ha bu bölünmüş modda HDR gibi 120 Hz gibi özellikler de gidiyor. Bu özelliklerin hepsi monitör kendine tam bir ekran olarak çalışırken geliyor. Şimdi buna bilgisayarımızı bağlayacağız ve başka yazılım numaralığını falan dire getireceğiz. İki ekran modu böyleydi. Asıl heyecanlı şeyler orada biz tam... Geniş ekrana geçelim. Evet. Bilgisayarımızı monitöre bağladık. İki monitör modunda değiliz. Dev bir tek ekranımız var. 3840x1080 çözünürlükte. 120 Hz ayarlı şu anda. HDMI'dan bağlı tek bir masa üstümüz var. Şimdi tabii bu ekran modunda istediğiniz gibi HDR FreeSync falan hepsi açık. Fakat böyle çalışırken tabii ki 49 inç bir alandan bahsettik ya. E arkadaşlar hani start düğmesi Windows'ta burada pencerelerin açalım, pencerelerin kapatma düğmesi <laughs> orada. Şu arada mouse hareket ettirmek bile bir iş. Ee, ne yapabilirsiniz? Windows'un bu şekilde çalışırken getirdiği bazı kolaylıklar var. Normalde pek gözükmeyen. Mesela şu ekranı sola dayarsam sağda Windows dükkanını açarsam ikisi de 1080p kendi kutusunda açıldı. Fakat bu çift ekran modu gibi birbirinden tam ayrı değil. Yani şunu tutup tabii ki böyle geçirebilirsiniz. Ama böyle bir çalışmayayım iki uygulamayla çalışacaksanız bir yerde Spotify bir yerde browser açılacaksa bu sağa ve sola pencereleri dayayarak bu moda geçebilirsiniz. Ki böyle iş yaparken böyle kullanın. Özel uygulamalar dışında. Bu konuda bir Asus'un kolaylığı var. Asus'un bir e, Display Widget diye bir uygulaması var. Şöyle çalıştırayım. Bu monitörün ayarlarını bu uygulamadan yapıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir tarafı şu. Bu uygulamayla monitörün kendi arayüzü senkronize çalışıyor. Yani buradan da bu monitörde bazı önceden ayarlanmış yarış modu, FPS modu, işte MOBA oyunları modu gibi modlar var. Bu modların ayarlarını siz yapabiliyorsunuz. Ya da bir tane kendinize kullanabileceğiniz bir user modu da var. Bunları monitörün üzerinden de çağırabiliyorsunuz. Bu yazılımdan da çağırabiliyorsunuz. Senkronize çalışıyor. Daha çok kullanacağınız bir şey şu Asus'un e... Multiframe dediği sistem. Şöyle, şurada çeşitli burada ekran bölünmeleri var, görüyorsunuz. Şöyle birini seçeyim. Multiframe'i çalıştırdığınızda herhangi bir pencereyi tuttuğunuz anda şöyle belli belirsiz bir ekran şeması çıkıyor arkadaşlar. Oradan şuraya atarsam pencereyi, Orada yani ekranı mouse ekranın kenarına kadar sürüklememe gerek yok. Ya da şurada açılsın dersem buraya geliyor. İkinci bir pencere hemen gireyim. Şuradan Xbox uygulaması bunun altına gelsin. Tamam. Geleyim. Microsoft dükkanı yana gelsin. Tamam. Asus'un MultiFrame uygulaması bu işe yarıyor pratik hani ben windows'un ayar windows'un kendi özellikleriyle de bunu yaparım. Yaparsınız. Ama orada işte mouse'la kenarlara kadar sürüklemeniz gerekiyor. Burada gerekmiyor. Bu uygulamanın bir tek eksiği var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu multi frame kısmının beni çok şaşırtan bir eksiği var. Fakat Asus bu hallet Asus'la da iletişime geçtim. Bunun halledileceği söylendi. Umarım öyle olur. Bu bölümlere dedim ya birkaç bölümleme var. Burada çok önemli bir eksik var. Yarı yarıya bu monitör için çok önemli bir mod. Yarı yarıya 1080p 1080p öyle bir ayrım yok. Hep üçlü dörtlü da, altılı ayrımlar var. Siz kendi ayrımınızı belirleyebiliyorsunuz ama şu yarım seçimi kaldırtmıyor. Dolayısıyla kendim bir %50 %50 modu belirleyemiyorum. Dediğim gibi güncellemeyle bu yazılım güncellenince o %50 %50 modu gelirse çok sevineceğim. Kullanımı çok artacak. Biz yine dönelim. Bu dev bir ekranda farklı pencereler kullanmak için olan bir şeydi. Dediğim gibi zaten Windows size bu pencereyi şöyle attığınızda şöyle yarım çalışması imkanını sağlıyor. Evet 3800'e 1080 piksellik dev bir ekran. Şimdi burada aslında 1080p dikeyde çok fazla bir alanınız yok. 4K bir ekranın yarısı kadar. Fakat yatayda bayağı alanınız var. Sizin çalışma şeklinize göre hani MS Word'ü bu genişlikte açmak pek anlamlı değil. Ama Excel için bu böyle olmayabilir. Ya da şöyle biz Tekno Seyri'de Adobe Premiere kullanıyoruz. Premiere türü bir uygulamada çalışma ekranını bir tarafta açıp bazı araçları ince renk ayarlarını işte histogram falan gibi araçları tutup diğer alana taşıyabiliyorsunuz. Kendinize bir çalışma tam tezgahı hazırlayabiliyorsunuz. O zaman bu genişleyen alan anlam ifade edecektir. Ee, ama en çok kullanacağınız şey de tabii ki hani bir browserı bir tarafta açık tutarken burada işte Word'u belki kullanmak. Ha, i̇ki monitörle çalışıyorsanız onların hepsini bu, bu kadar geniş alanda da yapabilirsiniz. Ha şu var. Şimdi bu incelemenin başında size monitörün iki ayrı monitör olarak kullanılma modunu gösterdik ya. Orada yapabileceğiniz bir şey daha var aslında. İki monitörü bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. Yani bilgisayarınıza iki monitör bağlamış gibi bu ekranı kullanabilirsiniz. Orada ne olacaktır? Hani orada pencereler açtığınızda zaten hani pencereyi şimdi burada büyüt dediğimde bir ekran büyüklüğünde açılıyor ya. Orada büyüt dediğimde diğer ekrana taşmayacak böyle açılacaktır. Ya da siz işte bir uygulamanız var. Burada kodu yazıyorsunuz. O ekrana çıktısı program çalışıp çıktıyı oluşturuyor. O şekilde çift ekran setup'ınızı böyle tek ekranda gerçekleştirebilirsiniz. Ha belki Aradaki o iki ekran çalışıyorsunuz ama aradaki çubuklara gıcık oluyorsunuz. Sizi engelliyor. İşte burada iki ekranı çubuksuz kullanma olanağınız var. Ya da işte dev ekran olarak kullanma olasılığınız var. Şimdi tabii sabırsızlık duyduğunuzu biliyorum. Oyunlarda ne oluyor diye soracaksınız. Arkadaşlar oyunlarda, oyunlara da gireceğim birazdan. Bu kadar geniş bir alanın bir kere eski oyunlarda böyle monitörlerin var olmadığı zamanlarda yapılmış oyunlarda tabii ki kimisi 1080p olarak çalışıyor, ekranın ortasında çalışıyor, çok sorun değil, kenarlar boş kalıyor. Kimisi bütün çözünürlük diye ölçekleniyor ama görüntü bozuluyor. Ama hani o şöyle oluyor diye kesip atmak mümkün değil, oyununa göre değişiyor. Asıl güncel oyunlar. Böyle bir cihaz satın aldınız. E buna yaklaşacak, yakışacak bir de bilgisayarınız var belli ki. Herhalde güncel oyunlarla siz benim gibi şimdi emülatörleri de göstereceğim. Onlarla uğraşmıyorsunuzdur. Güncel oyunlarda arkadaşlar şöyle bir durum var. Kimi oyun? Mesela Doom Eternal. Doom Eternal bu süper geniş ekranları bile tanıyacak şekilde yapılmış. Şöyle oluyor. 3800'e 1080 çözünürlüğün hepsini kullanıyor. Fakat hani işte candır, mermi sayısıdır falan gibi sayaçlar ortada kalıyor. Sizin hani çünkü kafanızı bir sağa bir sola sürekli çeviremezsiniz. Onlar ortada kalıyor. mesela Forza Horizon 5. Arada kalmış. Oyunun menüleri, kendi menü ekranları falan bütün oyun bütün ekran bütün çözünürlüğü kullansa da Menü ekranları falan ortada kalıyor. Güzel. Öyle olması lazım. Ama mesela yarışa girdiğinizde işte hız göstergesi burada, işte zaman sayacı öbür köşede falan kalıyor. Yani Forza Horizon 5 şu bu ultra Wide ekranı <laughs> yarım kullanmakta. Halo Infinite mesela de yine değişik bir uygulaması. Bütün çözünürlüğü kullanıyor. Fakat normal halde başlatırsanız yine mermi sayacı bir yere gelmiş, can göstergesi bir köşeye gitmiş, 49 inç aralığında mesafe var, çok fazla. Fakat Halo Infinite'te ayar koymuşlar, o öğelerin kenardan uzaklaşması ayarı koymuşlar. Siz kendiniz onları yine ortaya ya da biraz yana getirebiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar, bu ekranın, bu ekrandan oyunlarda bir yarar sağlayacaksanız. Günümüzün gelişmiş oyunlarında kamera açısı ayarı var. FOV denen, Field of View. Ee, açı ayarı var. O açı ayarını genişleterseniz bu ekrandan, bu ekran sayesinde bir şeyler elde ediyorum dersiniz. Denedik, işte Doom Eternal'da var. Halo Infinite'da var. Forza Horizon o hız saatini falan dağıtıyor dedim ama açı ayarı var. Ee, Flight Simulator'da geniş ekrandan yararlandık. ETS kamyon simülasyonu orada koltuk ayarlarında geçiyor e, görüş açısı ayarı ama var. Açıyı değiştirmediğiniz zaman pek e, bir aslında size çok yarar sağlamayacak. Hatta şimdi bu kadar geniş bir önünde oturuyorsunuz monitörün televizyon gibi değil. Bu kadar geniş bir monitörün önünde oturunca her şeyi göremediğiniz için FPS türü oyunlarda falan zararlı da çıkabilirsiniz. Çünkü bazı yerleri yanları tam göremeyeceksiniz. Ama açıyı arttırıp o dezavantajı avantaja çevirebilirsiniz. Dediğim gibi eski oyunlarda sorun yaşarsınız. Güncel oyunlar artık böyle monitörleri de düşünerek üretiliyor söylemiş olayım. Ee, genel olarak kullanımda ben özellikle işte Flight Simulator'da, Euro Truck Simulator'da hep simülasyon türü şeylerde oldukça keyif aldım gerçekten genişleyen manzara büyük keyif veriyor. Onun dışında FPS oyunlarda söylediğim gibi açıyı arttırarak 120 Hz'in etkisiyle gayet güzel bir oyun keyfi yaşadım. FreeSync'i açtım. Gayet güzel bir oyun keyfi yaşadım. Profesyonel kullanımda zaten iki monitörle çalışan arkadaşlar, alışkanlığı olan arkadaşlar daha yarar sağlayacaktır eee Tekno Seyir'de bizim yapımcı arkadaşlar kendi onlar zaten iki monitör çalışıyorlar, üç monitör çalışıyorlar. Onlar yorumlarını getirdiler. Adobe uygulamalarında bütün bu alanı kullanabileceklerini belirttiler. 1080p her ne kadar 4K monitörlere göre biraz daha kısıtlı bir alan sağlasa da geniş alanı kullandığında o Premiere'de kullandığın kliplerin falan pencereleri tam çözünürlükte, tam çözünürlüğe yakın videoyu gösterebiliyor. Bir avantaj. Ben kullanırken ne gözledim? Dediğim gibi biraz eski uygulamalarla uğraşıyorsanız onlarda o tam ekran desteği sizi üzebiliyor. Bir de çok ince bir çerçeve var. Fakat Tabii ki hani dev bir monitöre göre aslında piksel sayısı biraz az. Bu çok keskin gören ya da çok ince bir şeyler yapan arkadaşlar belki kafaya takabilirler. Kavisli ekranlarda çok gözüken bir fenomen. Tam şu kenarda. Tam şu kenarda çok dikkatli bakarsanız görüntüde bir e, ...görüntünün oluşturduğu katmanla ışık katmanı arasında bir ayrılma olduğu gözüküyor. Yani çok böyle büyüteçle inceleyecek arkadaşlar bu ne ya diyebilir. Kullanırken şurada oturup tam karşısından baktığınızda hissedilmiyor. Ama hissedebilir. E, merak, e, çok meraklı bir arkadaşlar. Bu formatta, bu büyüklükte bunun daha üstü çözünürlük aslında çok daha iyi olurdu. Fakat bir oyun monitörü olarak... 120 Hz 144 Hz desteği. E, e 4K'nın yarısı çözünürlüğü, HDR, FreeSync. Aslında her şey konmuş. Bununla oyun oynanır mı? Oynanır. Bununla yayın bir şey yapılır mı? Yapılır. Hatta belki yayıncı arkadaşlar iki monitör modunu kullanarak bir şeyler yaparlar. Başka bilgisayara, birini oynadıkları bilgisayara, birini yayın yaptıkları bilgisayara bağlarlar. Bilemiyorum onların profesyonel çalışma şekillerini. Ben güncel oyunlarda görüş açısını genişleterek bu Flight Simulator'da falan e, hakikaten bir manzaranın içinde <laughs> kendimi hissettiğim yerler oldu. E, ne isterdim? Çift monitör modundaki 60Hz meselesine uzun uzun bahsettim. E, belki HDR daha yüksek parlaklıkla. HDR'ın daha bir HDR'lığını hissettirmesi güzel olabilirdi. Ama monitörlerde işte pek o yok. Biliyorsun televizyonlarda daha güçlü. Ee, en önemli şey şu arkadaşlar. Bunu sizin çalışma şeklinize bu sistem uyacak mı? Yani ister iki monitör kullanırsınız ister monitörü işte şöyle şeyle yana atayım şöyle kullanırsınız. Şuraya da şunu açalım. Fakat hani böyle bir çalışma alışkanlığınız var mı? Ya da size böyle bir çalışma bir şey katacak mı? Bunu değerlendirmeniz lazım. Ha sinema konusunda nasıl olur? Orada da size hemen uygulama göstereyim. İki tane 1080p dedik ya. Şimdi 1080p bir film. Birkaç saniye için göstereceğim. Telif hakkı sorunu olmasın istiyorum arkadaşlar. Şimdi 1080p bir film de 1080p olarak gözüküyor işte. Yanlar boş kalıyor. Fakat sinema perdesi 1080p'den daha geniştir. Orantısı daha geniş. Öyle bir film örneği de göstereyim size. Eh şöyle biraz ilerleteyim. Daha geniş görüyorsunuz bir karanlık bir sahne çıktı. 1080p'ye göre çok daha geniş bir alan kullanıyorsunuz. Ama yine de tabii sinema filmi 32'ye 9 olmadığı için tam doldurmuyor. Ha ben bu görüntü ekranı tam doldursun istiyorum deyip yaparsınız. Ama görüntü bozulacaktır. Oranı bozulacaktır. Yapmayın. Yani film seyrederken kenarlarda biraz boşluk kalacak. <laughs> Onu belirtmiş olalım. Çeşitli dediğim gibi bu işi mesela Şuradan aslında yazılımdan yapayım dedim ya yazılım tam destekliyor. Ekrana nişangah koyma. İşte efendim şöyle açayım. Şurada ekranın şunu da çekeyim. Hop. Aşağı atacağım. Ekranın ortasına tam ekranın ortasına denk gelen sabit bir nişangah. Oyun bunu koymuyorsa monitör sağlıyor. Benim bir işime yaramaz. Ama kimi oyunda bir avantaj sağlıyormuş. E, e bunun dışında hani kapatabilir mavi ışık filtresi kullanabilirsiniz göze e, yararı olduğu artık tartışılmayan bir şey e, ya da bu farklı presetler dedim ya bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre dolayısıyla hani size daha hoş gelecek bir renk düzeni bütün bu şeye girdiğinizde e, kontrastı, işte doygunluğu, rengin sıcaklığı falan filan hepsi size sunuluyor. Kendi modlarınızı yaratabiliyorsunuz. Hatta şu var. Bunları kaydedebiliyorsunuz, arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz. Hatta AppSync şu oyunda şu moda geçsin diye bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Bunların hepsi gelmiş. Bunların hepsi gelmiş. Güzel. Şu multi frame'deki %50, %50 modu da gelsin. Her şey güzel. Şimdi asıl ee, söylemekten <laughs> korktuğumuz, duymaktan korktuğumuz kısma gelelim. Arkadaşlar tahmin edersiniz ki değerli bir monitör, pahalı bir monitör. 20 bin, 22 bin lira civarında olduğu en son aldığım bilgi, tabii ki kurdaki deli değişimleri biliyorsunuz, hiçbir firma şu kadar deyip kesip atamıyor. Ama 20-22 bin lira civarında bir fiyatı var. Bir de şu var, böyle bu kadar özel bir monitör, bu kadar e, belli ki yani kullanıcısını arayan bir monitör. E, az satacağı için fiyatı da belli. Az satacağı için bu monitör öyle kamyonlar dolusu, gemiler dolusu gelmiyor Türkiye'ye. 4-5 tane geliyor, satılıyor, bir daha geliyor. O yüzden almak isteyen arkadaşların biraz beklemesi gerekebilir ya da firmaya hani ben bunu istiyorum deyip de <laughs> sipariş etmesi gerekebilir. Şaşırmayın. Öyle kapış kapış satılacak, kapış kapış gidecek bir monitör değil. Biz biraz da buna şu yüzden yer vermek istedik arkadaşlar. Hani böyle ultra geniş monitör nasıl kullanılıyor? O yüzden hani e, bahsedelim, yer verelim dedik. Ama e, böyle bir kurulumla çalışacak bir arkadaş da, zaten çalışan bir arkadaş da çok keyif alabilir. İki monitör yerine tek kablo kullanıyorum. İşte tek ayak, masamın üzerinde tek ayak var diyebilir. Ya da işte yine yani tek ek aradaki çizgi yok iki monitörü böyle kullanıyorum diyebilir. Birazcık e, meraklısını arayan bir monitör yani. Evet XG49 Asus'un ROG Strix böyle bir oyuncu monitörü. Technosile de monitör olarak konuk olan en büyük monitör. <laughs> i̇ki monitörün bir <laughs> de birleşimi gibi. Pahalı kendine özgü tek bir monitör. Bakalım ileride neler göreceğiz. Belki bunun <laughs> 4 katı da gelir mi? 4K'lısı, 5K'lısı gelir mi? Gelirse teknoseerde onlara da yer veririz. Tekrar teknoseerde görüşmek üzere.